أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الأول من سورة المجادلة Bugün Nesefi tefsirinin Mücadele suresinin birinci dersini ve birinci ayetinden itibaren okuyoruz. Mücadele isminin verilmesi قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ لَتِي تُجَادِلُكَ Mücadelenin fiili olan tücadilu bu surenin birinci ayetinde zikredilmesidir. قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ لَتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا Kocası hakkında seninle mücadele eden kadının kavlunu Yüce Allah işitmiş, haberdardır. وَتَشْتَكِ اِلَى اللّٰهِ Allah'a şikayet ediyor. Yani halini Allah'a arz ediyor. وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُورَكُمَا Tehkid babından. Allah o kadının kavlunu işitiyor. Ve aranızdaki tahavvurunuzu, konuşmanızı, mücadelenizi ne ediyor? İşitiyor. اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ Yüce Allah her şeyi işitendir. Kadının ve senin tahavvurunu da işitiyor. Basirdir, her şeyi bilendir. Her şeyi bilendir. Sizin halinizi de ne ediyor? Biliyor. Anlaşıldı değil mi? قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا Anlaşıldı değil mi? Bu ayetten bir açıklamasına nesefiye inelim. Yani 22 ayetten oluşmuş sure 473 kelime. Sure 1770. Bu sure Kur'an'ın tertibine göre 57. suredir. Ayetleri 22 ayetten oluşuyor. Kelimatları kaçtır? 473. 473 kelimeden oluşuyor. 1772 harften oluşuyor. Tabi vakit yoktur bu surenin bir önceki sureyle münasebeti nedir? Bu surenin başı ile bir sonraki surenin sonu arasında münasebet nedir? Onları siz kendiniz bakın. قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ لَتِي تُجَادِلُكَ Ne demek tücadilüke? Tuhavirüke. Anlıyorsun Mustafa? Evet. وَقُرِئَ بِهَا تُحَاوِرُكَ ile de okunmuş. Ha, تُحَاوِرُكَ'ya gider. Kelime itibariyle veya cümle itibariyle قُرِئَ بِهَا مُؤَنَّس demir gelmiş. وَهِيَ خَوْلَتُ بِنْتُ سَعْلَبَ خُوَيْلَتُ diyenler de var, خَوْلَتُ diyenler de var. Hem kendisinin isminde hem babasının isminde ihtilaf var. Bu kadın kimdir? Havletu bintu Salebedir. İmratu Evs bin Samit. Yok. Ha, İmratu Evs bin Samit. Evs bin Samit'in eşi olan Havletu ismindeki sahabe kadının kadındır. Bu mücadele eder. Esselam Hüseyin. He? Ensar. Ensarilerdendir evet. Bu Evs bin Samit da Ehi Ubade. Ubade'nin neyidir? Kardeşidir. Peki ne olmuş? Olay nedir? Ra'a görmüş kocası bu Evs ha hanımını ve yetusalli ne ediyor? Namaz kılıyor. Namaz kıldığını görmüş. Yani hanımı çok yakışlıymış. Namaz kılarken eğilmiş, kalçasını falan görmüş. Nefsi istemiş. Vakanet o da diyor. Hasenetel cismi. Cismi çok güzel bir kadın diyor. Felemma sellemet. Kadın namazını bitirip selam verince
Ravede. Yani Ravedeha, yani talebe vika'aha. Onunla beraber olmak istemiş. Banyo yaparım demiş. Beraber olalım. Fe ebet. O da kabul etmemiş. Fagadibe. Kocası kızıyor. Fe zahere minha. Ondan zihar yapıyor. Yani ente aleyye ke zahri ummi diyor. İzhar edince yani binne boşanmaya doğru gidiyor. O zaman zihar konusu daha İslamiyet'te beyan edilmemiş. Ziharla ilgili herhangi bir vahy gelmemiş. Ve kanet hasenetel cismi. O kadın da cismi güzeldi. Ha felema sellemet ravedeha fe ebed fe gadibe fe zahire mina. Fe etet o kadın geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Fe kalet inne evsen tezevveceni. Evs benimle evlenirken benimle evlenmiş di ve ene şabbetun ben o zaman genç idim. Merhubun fiyye bende rağbet var ben merhubu fiyye idim. Herkes benimle evlenmek isterdim. Evs olmazsa di başka biriyle evlenirdim ama o ortamda Evs benimle evlendi. Felemma khala sinni yani felemma meda sinni benim yaşlarım ilerleyince ve neseret batni karnım da dökülünce yani çocuk doğurunca ne demek ey kesure veledi çocuklarım çoğalınca cealeni beni kıldı aleyhi kendi üzerine ki ummihi beni annesi gibi kılmış. Yani benimle zihar etmiş. Hocasını şikayet etti. Bunun çaresi nedir diyor. Mesele budur. Bir de varruye bu şekilde de rivayet edilmiş. Ennehu o kadın kalet. Allah'ın Resulüne halini arz ederken böyle demiş. İnne li sibyanen sigaren. Benim küçük çocuklarım var. O benimle zihar etmiş, benden ayrılmış. Benim de küçük çocuklarım var. İn damemtuhum ileyhi. Eğer o çocukları ona dam edersem, ona bırakırsam, da'u çocuklar zayi olup gidiyorlar. Erkek çocuklara bakamaz. Ve in damemtuhum ileyye. Eğer o çocukları kendime dam edersem, yani yanıma alırsam, ca'u bu sefer aç kalırlar. Ben maddi durumum müsait değil. Bir kadın olarak onlara bakamıyorum. Aç kalıyorlar. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem ma indi min emrike şeyun. Senin bu emrinle ilgili benim yanımda bir şey yok. Yani Yüce Allah bu konuyla ilgili bana bir şey bildirmemiş. Ayrılmaktan başka çare görünmüyor. Daha henüz vahy falan gelmemişti. Ve ruhye böyle de rivayet edilir. Ennehu, Allah'ın Resulü kâlela ona demiş, harramtu aleyhi. Yok. Hürrimti aleyhi Allah'u alem. Yahut da hürrimti aleyhi. Tabi böyledir Allah-u Teala. Sen onun üzerine haram kılınmışsın. Artık sen ona caiz değilsin. O şey yok değil mi? Keşaf yok. Aşağıda da gelince getirin bana gönderin. Var mı orada bir şey? Harrumte. Şeyde yok mu? Harrumti. Harrume. O da olabilir. Harrumti aleyhi. Harrume yahrumu olabilir. Harrumte. Sen haram oldun. Aleyhi onun üzerine. Artık sen ona nesin? Haramsın. Harrumti aleyhi.
Fakalat o dedi ya Resulallah. Ma zekere talaken. O talak söylemedi. Sade ente aleyke zahri ummi dedi. Ve innema huve ebu veledi. Bu benim çocuklarımın babasıdır. Nasıl ayrılırız? Ve ehabbu nasi ileyye. İnsanların arasında en bana sevimlisi olan, en sevdiğim bir insandır. Fakale Allah'ın Resulü dedi, harum te aleyhisen, ona haram oldu. O da artık umudunu kesti. Fakale dedi, eşku ilallahi fakati. Ben hacetimi Allah'a şikayet ederim. Ben hacetimi neye şikayet ederim? Allah'a şikayet ederim. Ve vecdi, hüznümü, vecd hüz demek. Hüznümü Allah'a ne ediyorum? Şikayet ediyorum. Kullema, bazı nüshelerde fe kullema desin ki. Fe kullema. Ha, fe kullema. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harumte aleyhi. Ne kadar Allah'ın Resulü harum te aleyhi dediyse hetefet, o da ne etti? Bağırdı. Yani sesini yükselterek ve şekket, yani hetefet ilallahi ve şekket ilallahi. Allah sesini yükseltti ve Allah'a şikayetini arz etti. Fennezelet, bu ayet ne oldu? Nazır oldu. Bereketli bir kadın değil. Zihar konusunun hadisesi burada çözüldü. قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ لَتِ تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا فِي شَأْنِهِ فِي شَأْنِهِ ve mana ve teşekkü ile Allah isin ki ve mana hu var mı orada? Varsın. Burada da varsın. Burada da varsın. İktidar al. Ve mana hu. Varsın. Allah. Fi zevca fi şe'nihi. Yani fişehni demeli işaret ettik ki buradaki zarfiyet mecazidir. Fizevca fişehnihi. Ha olmasadi ve mana ve teşteki ilallahi. Manası nedir? Tuziri o kadın izhar eder, ediyor. Ma biha kendisinde olan, o da nedir? Minel mekruhi. Mekruh, sıkıntıyı, hüznünü, yani kendisinde olan mekruhu, hüznü, sıkıntıyı ne ediyor? Allah'a izhar ediyor. Zevciha fi şe'nihi ve manahu. Belki olabilir, atı tefsir şenledir. Yani قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ لَتِ تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا فِي شَعْنِهِ وَمَعْنَهُ. Pek münasip olmaz. Yani فِي زَوْجِهَا فِي شَعْنِهِ. Bitti. وَيَخُتَا وَمَانَهُ yani mana تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا bunun manası nedir? وَتَشْتَكِ اِلَى اللّٰهِ bu olabilir. Yani seninle mücadele ediyor. Ne demek? وَتَشْتَكِ اِلَى اللّٰهِ Allah'a kendisindeki sıkıntıyı ne ediyor? Allah'a arz ediyor. Allah'a izhar ediyor. O şekil olur.
Yine farklı nüsheler varsa bakın. Vallahu yesma'u tahavurekuma. Ne demek tahavurekuma? Muraca'atekuma el kelame. Hani siz kelami müracaat ediyorsun, karşılıklı. Sen ona bir şey söylüyorsun, o ona cevap veriyor, sen ona cevap veriyorsun. Tahavur demek muraca'atekuma el kelame. Kelami götürüp getirmek, kendi aranızda kelami götürüp getirmeyi Yüce Allah ne yapıyor? İşitiyor. Hakikaten tahavur, müracaat manasına gelir. Evet, minhare iza reca'e. Minhare iza reca'e. Anladınız değil mi? Hare reca'e manasındadır. O zaman tahavur tefaul babıdır. Tebaud babıdır, müşareket içindir. Yani karşılıklı kelami götürüp getirmek, müracaat etmek demek. İnna Allah semi'un yesma'u şekvel mudtarri muttar, sıkıntıdaki kişilerin şikayetlerini işitir. Basirun bihalihi, mudtarrın halini de ne eder? Görür. Öyleyse sıkıntı dönemlerde Allah'a yalvarmak lazım. Çünkü işiten Allah'dır. Mudtarrın halini gören de Allah. Birinci ayet bu şekil bitti. İkinci ayete geçiyoruz. اَلَّذ۪ينَ يُزَاهِرُونَ مِنْكُمْ Sizden zihar yapanlar. Bakın, kimden zihar yapıyorlar? مِنْ نِسَائِهِمْ Kadınlarından zihar yapıyorlar. Benim hanımım annem gibi olsun. مَا هُنَّ اُمَّهَاتِهِمْ Onların kadınları, onların anneleri olamazlar. Hakiki anne olamazlar. İn ummehatuhum, onların anneleri değildir. İllelleti velednehum. Anneleri onları doğuran kadınlardır. Onların eşleri, onların anneleri olamazlar. Ve innehum leyekulune munkeren minel kavli. Onlar münker bir kavli söylüyorlar. Zaten zihar yapan ya hanımı boşanır gider, ya bir köle azat eder, ya 60 gün oruç tutar, cezası var. Yoksa o hanımına dönemez. Ve innehum le yekuluna munkeren minel kavli. Münker bir kavli söylüyorlar. Ve zura, yalan, batıl bir kavli söylüyorlar. Ve innallaha la afuvun gafur. Allahu zülcelal af edicidir, mağfiret edicidir. Şimdi nesefiye gelelim. Ellezine yuzahirune. Asım yuzahirune okuyor. Kim ne okuyor? Asım yuzahirune okuyor. Anlıyorsunuz değil mi? Asım Kureyş Seb'eden biri. Hem aşeredendir, hem Kureyş Seb'edendir. Yuzahirune, yuferrihune babından okumuş Hicaziyun. Hicazi kurallar okumuşlar. Hicaz, Mekke, Medine. Yani İbn-i Kesir'in Mekki, Nafe'e, Medeni. Bir de Medeni şey var. Ebu Cafer'in Medeni. Ha, o Kureyş Seb'eden değil. Aşere'dendir. O da Medeni geçiyor. Besriyun, Besriler zaten bir sürüdür. Ebu Basri, Sehri bin Muhammed el Basri, ha. Ve Yakub bin İshar el Basri. Üç kişi yalnız. Bu son ikisi Kureyş Seb'eden değil. Muhammed, Selim, Yakup'la Seyyid Seb'eden değil. Seb'eden değiller. Sadece kim Seb'edendir? Mekki. Yok. İbn-i Kesir'in Mekki'si'den. Baksın. Ebu Amr'ül Besri, o Kureyş Seb'edendir. Ebu Amr'ül Besri. Sehl bin Muhammed'ül Besri, Yakup bin İshak'ül Besri, bunlar Kureyş Seb'eden değiller. Bunlar Ebu Amr, meşhur Besri, Ebu Amr'dir. Bunlar da aşağıdan diye sayıyoruz. He? Bunlar da aşağıdan. Aşağıdan da Seb'eden değildir. Evet. Ama Ebu Amr o Seb'edendir. Gayruhum Asım Hicazi Besirlerin gerisi de Yezza Herun okumuşlar. Hangi babdır? Teba'edendir. Yeteza Herun. Taza oldu. Sakin ettik. İkinci zaya devam ettik. Yezzaherun oldu.
Yani biri Katele babı okumuşlar, birileri Ferhe babı okumuşlar, birileri de Tebaade babı okumuşlar. Ve fî minkum, bak diyoruz, zihar, sizden zihar yapan. Ve fî minkum tevbihun lil arabi, Arapler için tevbih. Demek ki bu zihari sizden zihar yapanlar. Yani zihar yapan sizlersiniz. Tevbihun lil arabi. Niye? لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ اَيْمَانِ اَهْلِ جَاهِلِيَّتِهِ Çünkü zihar onların cahili dönem, onların cahiliyet ehlinin yeminlerinden idi. Yani onların cahiliyet ehlinin yapmış oldukları yeminlerden biri de neydi? Zihardı. Hasreten onların diye. دُونَ سَائِرِ الْاُمَّمِ Diğer ümmetlerde Yahudi, Hristiyanlarda, diğer ümmetlerde zihar yoktu. Onun için Yüce Allah diyor, اَلَّذِنَ يُزَاهِرُونَ مِنْكُمْ Sizden zihar yapanlar. Demek ki bu kötü fiil, bu mehcun fiil sizin adetinizdir, sizin fiilinizdir. يُزَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ يُزَاهِرُونَ مُتَعَلَقْتَ Nisa zevcatihi. Hal hal may nafiye. Ma hunne ummehatihim. O onların eşleri, onların anneleri olamazlar. Ummehatuhum merfu okumuş el mufaddal. Oralardan biridir bu da. Ama aşereden midir, değil midir bilmiyorum. Asım'ın ravisiyim sen. He? Asım'ın ravisi. Mufaddal Asım'ın ravisi. Asım Mufaddal Mufaddal ibn Muhammed ve Yervi hani Asım. Asım kendisi ravidir. Ne diyor her bir de oku. Ve Mufaddal ibn Muhammed ve Yervi an Asım. Ya olabilir ravinin ravisi. Asım Hafs'ın ravisidir. Mufaddal da Asım'ın ravisi olabilir. Fel evvelu Ummahatihim Hicaziyun. O Hicazilerin mezhebidir. Hani Hicaziler diyorlar, maymana leyse, leysen ameli yapıyor. Vesani temimiyyun. Temimiler maya leysen amelini vermiyorlar. Nahde de geçiyor ya. Ummahatuhum okunursa mubtada haber olur. Ummahati okunursa hunne manın ismidir. Ummahati haberi olur. Beydavide de ibaret olarak an asım ummahatuhum bir rafi' ala lugade temimi. Ha. Böyle yazıyor. Odur. Fel evvelu hicaziyun yani nesve okumak. Kulase maya leysen ameli vermek hicazilerin lugatidir. İkincisi temimilerin lugatidir. Çünkü temimiler maya mallaya leysen ameli vermezler. İn ummahatuhum illallati velednehun. İllallâ'i velednehum. Onların anneleri değildir, ancak onları doğurandır. Yani anneleri onları doğurandır. Onları doğuranlardan başka anneleri yoktur. Yüce Allah bununla ne irade ediyor? Yürüdü ennel ummehâti alel hakikati. Hakikat itibariyle anneler kimlerdir? El vâlidâtu. Çocukları doğurandır, başka yok. Yani süt annesi diyoruz. Vel murdiatu mulhaqatun bil validati. Evet onlar da annelerin hükmündedirler. Miras hariç her türlü ananın sıfatını alıyorlar. Ama onlar validatlara mulhaqdırlar. Validat değiller. Hakkı validatlar sade kimlerdir? İnsanı doğurandır. Vel murdiatu mulhaqatun bil validati bi vasiteti Reda'i veya Reda'i, Allah'a emanet ikisi okunur, bakın. Reda veya Reda vasıtasıyla ne yapıyorlar? Annelere mulhak oluyorlar, yoksa anne değiller. Ve keza ezvacu Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ezvacu Resulullah, onlar da validatlara mulhaktırlar. Niye? Li ziyadeti hürmetihinne. Hürmetleri müminlere nikahları çok şiddetli bir şekilde haram olmalarından dolayı annelere ilhak edilmişler. Yoksa hakiki anne değiller.
Pek dikkat eden ya murdiatlar hakiki annelere mulhaktırlar. Ezvacu Resul sallallahu aleyhi ve sellem mulhaktırlar. Bunlar ana olmayınca, hakiki ana olmayınca fe emme zevcatu fe eb'adu şeyin minel umumeti. Zevcatlara gelince onlar umumet yani annelikten uzak olan şeyler, en uzak olan şeydirler. Ve emme zevcatu, zevcatlara gelince fe eb'adu şeyin minel umumeti. Fe eb'adu şeyin minel, yani umumetten uzak olan, en uzak olan şeydirler. Yani insan hanımı normal kadınlardan daha fazla insana nedir? Ana olmaktan uzaktır. Felize kâle ve innehum, yani insanın eşi, insanın annesinden çok çok uzak olmasından dolayı Yüce Allah diyor ve innehum le yekûlûne munkeren minel kavli. Onlar münker kavli söylüyorlar. Münker, inkar edilen kavli söylüyorlar. Kim o kavli inkar ediyor? Ey tunkirul hakikatu. Hani onlar eşlerine annem gibisin diyorlar. Hakikat itibariyle anne değil. Hakikat o kavli inkar ediyor. Ve lahkamu şer'iyyetu, ahkamu şer'i o kavli inkar ediyorlar. Yani hakikatin kabul etmediği, ahkamu şer'inin kabul etmediği kavli kullanıyorlar. Konu nedir? Eşlerine annelerimiz diyorlar. Annemiz gibisiniz diyorlar. Ve zuren, yani ve innehum le yekuluna munkeren minel kavli ve zuren, yani ve kezziben batilen, batıl bir kezibi söylüyorlar. Munharifen anil hakki, hakdan ayrılmış batıl yalanı söylüyorlar. Eşlerine anne diyorlar, annemizdir, annemiz gibi diyorlar. Bu yalandır, batıldır, hakten çevrilmiş bir kavuldur. Ve inna Allaha la afuvun gafur. Allahu Zülcelal afuvun gafurdur. Çok affedicidir. Çok mağfiret edicidir. Neye çok affedicidir? Lima selefe minhum. Onlardan sadır olan günahları çok affediyor. Çok mağfiret ediyor. Af silmektir. Gufran örtmektir. İkisi de aynı manaya geliyorlar. Anlaşıldı değil mi? Ha, Yüce Allah onların geçmiş günahlarını affeder. Mu'tezilelere göre tevbesiz aff olmaz. Tevbeyle Allah ne eder? Affeder. Ehl-i sünnet vel cemaate göre hayır, Yüce Allah kullarının geçmiş, mümin kullarının geçmiş günahlarını aff. Tevbesiz de affedebilir. Tevbeli de affedebilir. Allah'ın neyidir? Fadlidir. İkinci ayeti bitti. Üçüncü ayetin başında duralım. Yarında üçüncü ayet okuruz. Biraz uzundur, mecbur bir ders olur. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ya lügati arabiyyetun hasbi bi'en. Thank you.